Bugün size bu fotoğrafları nasıl çektiğimi ve kadrajımı nasıl yaptığımı uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Herkese merhaba. Daha önceki videolarımda cep telefonuyla güzel fotoğraf nasıl çekilir diye size anlatmaya çalışmıştım. Bu videoda da canlı canlı kadrajımdan size göstererek cep telefonuyla nasıl fotoğraflar çıkardığımı göstermek istiyorum. Yani bir fotoğrafı çekerken nasıl bir objeye yaklaşıyorum, eğiliyor muyum, kalkıyor muyum, kadrajı nasıl yapıyorum? Kadıköy'de birazcık size bunları anlatacağım. Şimdi yavaş yavaş iPhone'dan fotoğraf çekmeye başlayalım. Kadıköy gibi kalabalık bir yerde güzel fotoğraf çekmenin en önemli yolu sade ve temiz kadrajlar oluşturmaktan geçiyor aslında. O yüzden ben de iskelenin aşağılarına doğru indim. Bir gün önce yağmur yağdığından yerde su birikintileri vardı ve buradan bir yansıma fotoğrafı çekebileceğimi düşündüm. İyice yere doğru eğildim makinemle beraber. İlk önüme çıkan ilgi merkezindeki kadın ve arkasındaki vapurla bir fotoğraf oluşturabilecekken vapur kadınla beraber görüntüsü karıştığından üst üste geliyorlardı. Bu yüzden yerimi değiştirdim. Birazcık daha sağa geçebilmeyi düşündüm. Bu sayede kadın sol tarafta, vapur sağ tarafta ve ortada da Haydarpaşa'nın silüeti çıkıyordu. Yansıma aksını tam orta bölgeye getirdiğimde üst tarafta gerçek görüntü, alt tarafta yansımanın olduğu görüntü çıkıyordu. İyice aşağıya doğru eğildiğimde kadın gökyüzündeki temiz bir fonda kalıyordu. Bulutların etkisi ve Haydarpaşa'nın da arkadaki silüetiyle böyle bir kadraj en azından çıkabiliyor. Yürümeye devam ettiğimde bankta oturan tek bir adam gördüm ve böyle elini başına koyduğundan da düşünceli bir şekilde Sarayburnu'na doğru bakıyordu. Yine sağ tarafta Haydarpaşa'nın görüntüsü vardı. Özellikle burada dikkat ettiğim nokta ufuk çizgisinin adamın kafasından geçmemesi ve adamı da ilgi merkezi olarak altın oran noktalarına oturtmak. Bakış yönünde de belirli bir boşluk bıraktığımda böyle bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Yürümeye devam ediyorum. Hemen böyle bir sola döndüğümde tek oturan simsiyah bir giysi içinde bir kadın gördüm. İskelenin çizgisi, bankın yatay çizgisiyle beraber böyle yatay bir kadrajın güzel olabileceğini düşündüm. Arkada yine Haydarpaşa dengeli bir fotoğraf oluşturdu. Kadrajı bir de dikey hale çevirdiğimde belki daha ilgi merkezinin ortaya alınabileceği Haydarpaşa ve kadınla beraber ve bankla beraber de farklı bir etki verebileceğini düşündüm. Bir de bu fotoğrafı böyle dikey olarak da kullanmakta fayda var. Bu sefer ayakta duran tek bir adam gördüm. Sol tarafta bir vapur var, sağ tarafta Haydarpaşa var. Ortada bir adamla bir ilgi merkeziyle beraber hani üçünü bir dengeli bir şekilde oturtabilirim diye düşündüm. Bu sefer altın oran noktalarına değil de ilgi merkezini ortaya koymayı düşündüm ve adamın da tam vapurun kalkış anına baktığında kafasını sola doğru çevirerek vapurla bir bağ kurmuş olduk böylece. İskeledeki oturma gruplarında dairesel bir form gördüm. Bu formların her birinde de ikişer insan oturuyordu. Bu bir ritimdi aslında. Ama yatay kadrajda buna fazla insan giriyordu. Bunu dikey kadraja çevirdim. Tam 2-2 fotoğraf çekecekken o anda ortadan geçen bir insan ve onun yürüme, adım atma anında deklanşöre bastığımda en azından o 2 kişilik grupların sıkıcılığına oradaki o yürüyen insanla da fotoğrafa birazcık daha hareket katmak istedim. Birazcık daha kalabalık bir kadraja geçtim. Bu sefer 3 katmanlı bir fotoğraf olmasını istedim. Ön tarafta oturan bir adam, ortada yürüyen insanlar, yine arka tarafta denize doğru bakan insanlar vardı. Bu fotoğraf birazcık daha kalabalık olduğu için daha riskli bir fotoğraftır ama önemli olan nokta şu, burada birbirinin üzerine basmayan, birbirini kesmeyen ilgi merkezlerinin olması bu fotoğrafı daha temiz hale getirecektir. Bu ve buna benzer kadrajlar oluşturarak da daha böyle yaşamın içinden fotoğraflar, kadrajlar çıkartabilirsiniz. Bu fotoğrafları ben size kadrajı nasıl ulaştırabileceğinizi veya bir yerden fotoğraf çıkma ihtimalinde nasıl hareket edeceğinizi göstermek amacıyla anlatmaya çalıştım. Umarım işinize yarayacak bilgiler almışsınızdır. Bu ve bunun gibi videolara devam edeceğim. Eğer ilginizi çektiyse kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Aşağıya sorularınızı yazabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.